Ellerim bak hele, ellerim yani biz şehirde oturuyoruz, halimizi görüyorsunuz Allah için. Kaç gündür bu böyle boklu suyun içinde, bu bokun içinde sürünüyoruz. Hele şuralara bir bakın hele Allah için, bu caddeye, büyük şehire benziyor mu? Diyorsun köyü, her köyde böyle varsa hakkınız var. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Şehzadere Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Tekin Aydın. Bizim altyapı, gerçekten altyapı sorunumuz bayağı bir sıkıntı yaşatıyor bize. Yani en ufak bir yağmurdan bir şeyde vatandaşların evlerine bayağı bir rahatsızlık veriyor vatandaşlara. Bu da mevcut yerleşim yerinden kaynaklı. Daha önceki yerleşim yeriyle şimdiki yerleşim yerlerini kıyasladığınız zaman önce yerleşim yerine göre altyapı yapıyordular. Şimdi çoğalınca, sokaklar karabalık olunca bu sefer mevcut altyapılar kaldıramıyor. Bundan dolayı da bize sıkıntı çekiyoruz. Gerçekten bu sıkıntılarımızın yani giderilmesi lazım. Hemen hemen %30 %40 sokaklarımızdan bu sorunlar yaşanıyor. Bunların da sizin vesilenizle ben MASKİ genel müdürümüze talebimiz vardır. Daha önce de taleplerimizi sunmuştuk. İşte bu pandemi bu şeyden dolayı yapılmadı ama inşallah bu sizin vesilenizle en kısa zamanda bu sorunlar çözülür. Arkamızda gördüğümüz arkamızdaki hiç altyapı yok. Burada hiç altyapı yok zaten. Bunlar da şimdi zaten bu yeni sistemde çıkan elektrik su afından dolayı bunlar hepsi faydalandılar. Bunun için de altyapımız yok. Yani bunların, bu vatandaşların bir an önce bu mağduriyetlerin giderilmesi lazım. Gereken kurumlarına müracaatlarını da etmişler. Aboneleri de olmuşlar. Ama altyapının olmadığından dolayı vatandaş bekliyor, yani altyapının gelmesini bekliyor. Yollarımız da yapıldı. Yani biz yolları yaptık, dedi ki altyapımız gelsin, yollar, altyapının döşeneceği yolların belli olsun diye. Bunları da yapmışız. Bunları sizin aracılığınızla bir daha talep ediyoruz. Gerçekten biz mağduruz burada. Altyapı konusunda biz mağduruz. Yağmurdan dolayı en az yaklaşık 10-15 tane ev su altında kaldı. Vatandaşlar gerçekten mağdur oldular. Bunlarla ilgili bir an önce bir çözüm bulunsa memnun oluruz. Boru yok diyorlar bize. Boru gelecek, ihaleye verilecek. Ondan sonra şey yok diyor. Yani sıralamaya koymuşlar. Sıraya göre geleceğiz diyorlar. Yani ben 2015'ten beri bu altyapılar için talep etmiştim. Yani mücadele veriyoruz. Gerçekten yani bizim kayıtlarımızda vardır. Yani belki yani eleştiri amaçlı değil. Bunu daha sistemlerden, başkanlardan hepsinde de taleplerimiz vardır. Ve bunların bir an önce yapılması lazım. Biz bunları talep ediyoruz. Arkamızda gördüğümüz evlerden bir tanesinde de siz yaşıyorsunuz. Evet. Ve bu bölgede altyapı yok. Şu anda evi yaptık ama taşınamıyoruz. Çünkü altyapı, elektrik, su, kanalizasyon yok. Ama şu anda bekliyoruz. Yani bizim ricamız da bunun giderilmesi. Biz de yani kurtulak kendi evimize taşınar. Şu an nerede yaşıyorsunuz? Şu anda annemlerin yani kardeşlerimin beraber yaşıyorsunuz. Evde yaşıyorum, evet. Elektrik olmadan ben nasıl geçeyim? Su da yok. Şimdi içme suyu olmadan, elektrik olmadan yani 3 yıldır ev duruyor ama ben orada kalayım. 3 yıldır ailenizle birlikte yaşıyorsunuz. Evli misiniz? 2020 tabii. Çocuklar falan var? Çocuklar var. Hep beraber yaşıyoruz, evet. Elektrik su olmadığı için. Evet. Bu caddenin suyu hepsi. Hepsi bizim bahçeye girdi, bahçeden de içeriye girdi. Ellerim bak hele, ellerim yani biz şehirde oturuyoruz, halimizi görüyorsunuz. Allah için. Kaç gündür bu böyle boklu suyun içinde, bu bokun içinde sürünüyoruz, bu çamurun, bakın hele şuralara bir bakın hele Allah için, bu caddeye, büyük şehire benziyor mu? Diyorsun köyü, her köyde böyle varsa hakkınız var. Geçen gün yağan yağmurdan sonra mı böyle oldu? Yağmurdan, her yağmur yağdı mı böyle bu haldeyiz. Bak ben burayı açtım, çocuklar okula gidiyor bak. Burada sudan gidemiyorlar. Allah rızası için çekiç getirdim. Bir gün uğraştım, dedim gelsin televizyona. Günahtır, çocuklar en azından buraya iki kadar yürür. Burada kaldırımdır, gitsinler okula. Bak ne yaptım? Bak. Bütün caddenin suyu buraya, içeriye. Gel içerimin haline bak. Sökülecek mi bize? Hele bir bak bak. Evimin haline gel bir bak. Gelin bakın oğlum. Gel bak bak. Böyle yaşanacak yer mi? Allah rızası için bir bak. Eve su bastı mı? Bastı, su bastı. Abudur komşulara söyle, su bastı. Hepsi sokağa, hepsi onun evine gitti. Hayvanları su içinde kaldı. Saat 8'den su geldi evimize, affedersin. Tuvaletten, banyodan, televizyondan. Yemin içerim var ya, oturup ağlıyorum, yok. Adama söylüyorum, yok. Kaç defa belediyeyi arıyorum, yok. Saat 3'te geldiler, televizyonu biraz şey yaptılar, yine aynı. Bak bunlar su altında kaldı, onlar su altında kaldı, bahçeleri su doldu. Benim evimin içi doldu. Eşyalarım da ıslandı, nasıl? Vallahi 200-300 milyona ben deterjanla çamaşır suyu almışım ki duvarlarımı helal ettim.